Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün süslemelerde kullanacağımız güzel fabuduk bir çiçek çalışması yapacağız. Gayet kolay olan çiçek çalışmamızı e, örmek için ipimizi uygun tığlarımızı tercih edelim. Ve buradaki e, öreceğimiz yani alacağımız ilmek sayısını ipimizin kalınlığına göre ayarlayalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen çiçeğimize başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek hemen puf çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Şu şekilde ipimi tutuyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çekiyorum ve elimi tuttuğum bakın şuradaki geniş yere tığımı geçiriyorum ve kısa ipimden asılarak bunu burada sıkıştırıyorum ve zincirlerimi birleştirerek minik bir yuva yapıyorum. 1 2 3 zincir çekerek ilk trabzanı örüyorum ve yuva içerisine girerek 11 tane daha trabzanımı örüyorum ve toplamda 12 trabzan sayısına ulaşıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımızı ördüm 2 4 6 8 10 ve 12 kontrolümüzde yaptıktan sonra ilk zincirimizden oluşan trabzanımın tepe noktasına girerek batıyorum ilmeğimi kaydırarak son ilmeğimle ilk ilmeğimi birleştirmiş oluyorum ve hemen 1 2 3 zincirimi ilave ediyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. Birinci temel trabzan sıramızı ördük. İkinci puflarımızı yapacağımız bölümümüze geçtik. Şimdi her iki trabzan arasına bakınız girerek ana gövde içerisine girerek çiçeğimiz için gereken sarma işlemini başlatıyorum. Sıramın başını doluyorum. İki trabzanın tam arasına giriyorum ve uzun bir şekilde çekiyorum. 1 2 3 önce başını doluyorum giriyorum çıkıyorum 4 başını doluyorum girip çıkıyorum 5 başını doluyorum 6 başını doluyorum 7 7 defa şöyle içerisinden başını dolayarak girip çıktım ve 7 dolgu yeterli ipinizin kalın ve ince oluşuna göre daha fazla da dolgularımızı azaltıp çoğaltabilirsiniz diğer iki trabzan arasına aynı işlemimi yapmaya başlıyorum. Yine tığımın başına ipimi doluyorum. Sıradaki trabzanıma bakınız. Şuradaki bölüme artık girerek örmeye başlıyorum. 1. Yine aynı sayıda 2 3 4 5 6 7 önce başını doluyorum sonra çıkıyorum 7 defa her iki trabzan arasına girerek e, sardık 7 buraya 7 diğer tarafa şimdi elimi tutuyorum şuradaki ipimin bulunduğu yere şöyle tutuyorum bakınız şöyle İpimi kavrayacak şekilde ve tığımı ipimden dolaştırarak içerisinden çıkartıyorum ve sonra burada tuttuğum ipi alıyorum örüyorum şöyle asılarak düzeltiyorum ve sıkıştırıyorum bakın sıkıştırıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci pufumu bu şekilde yaptım. Bakınız 3 zincirimi ikinci pufumuzu ördüğümüz yere gelerek batıyorum. Şöyle her iki kenarında da üçer zincir olmuş oldu. Ve ikinci grubumuzu örmeye başlamak için diğer araya tığımı batırıyorum. İpimi alarak ilmeğimi kaydırıyorum yeniden 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve tekrar tığımın başını sararak 7 defa dolamaya doldurmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 defa sardım 7. sardıktan sonra hemen yandaki bölümü de aynı şekilde tığımın üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 defa sarıyorum yine elimi buraya tutuyorum tığıma doluyorum ipimi içerisinden geçiriyorum burada tuttuğum ipimi şöyle girdiriyorum etrafından ilmeğimi çıkarıyorum şöyle de sıkıştıralım bakın sıkıştırdım kapatıyorum kapatırken de sıkıştırdım öne doğru 1 2 3 zincirimi çekip hemen dibine batıyorum bakınız kendi grubun olduğu bölüme batıyorum kapatıyorum zincir 3 zincirle başlatıp 3 zincirle bitiriyoruz ve iki tane pofidik çiçeğimizin yapraklarını ördük üçüncü grubumuzu da yine aynı iki trabzan içerisinde örmeye başlıyorum onun için Geçişimi yapıyorum kaydırarak. Tığımın başını batırıyorum, ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip tığımın başını dolayarak sarma işlemime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 defa sardıktan sonra hemen yan taraftakinde yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ipimi tutuyorum içinden geçiyorum ipimi tekrar alarak kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum bakınız 3 yaprağımızı bu şekilde ördük hemen dibine batıyorum kendi grubu içerisine sabitliyorum ve yandaki yandaki bölüme geçiyorum ilmeğimi sadece kaydırıyorum 1 2 3 yeniden buradaki yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlıyoruz Evet 5 tane pofuduğumu ördüm geçişimi yaptım 6. pofuduğumuzu birlikte örelim 1 2 3 3 zincirimi çektim yeniden başlıyorum 1 2 3

elimle tutuyorum yine geçiyorum içinden tuttuğum yerden ilmeğim olarak örüyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi de çektikten sonra hemen dibine batıyorum dibe battım yan tarafa şöyle geçişimi yapıp ilmeğimi alıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum Şöyle görelim bakınız. 6 tane pufuduğumuzu ördük. İçerisi için şimdi beyaz bölümümüzü çalışmaya başlayalım. Zincirimizi çekerek başlayalım. İpimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa zincirimi çektim. 4 tane zincir sayısına ulaştım. Şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Bakınız çok fazla değil. Tığımın başını doluyorum. Hemen diktiği bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. 1, 2 3 defa alıyorum. Hemen aşağısındakine giriyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 6 oldu bakınız. Ve hemen bir sonrakine giriyorum. 1 2 3. kez de girelim. Evet üçüncü kez de aldım. 3, 6, 9 oldu toplamda. Yine elimi tutuyorum. Geçiyorum içerisinden. Şöyle kapatıyorum. Şöyle bakalım. Bir tane zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum. Biraz şöyle bağlamak için uzun keselim. Ve şöyle düzeltelim. Kabartılı olacak bölümü çıkaralım düzgün yüzünü ve ortaya alalım. İpimizi şöyle uzununun bir tanesini geçirelim. Diğer uzun bölümü geçiriyorum. Arkadan bağlayalım. Ve popuduk çiçeğimiz bu şekilde hazır olsun. İpleri de İçe doğru şöyle gizleyelim. Evet iplerimi de arkaya gizledim ve bu şekilde bir görüntüye ulaştık. Gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.